Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle edatlar, bağlaçlar, ünlemler konusunu birlikte işleyeceğiz. Evet arkadaşlar bu dersi özel ders formatında dinlemek isteyen arkadaşlarımız daima Türkçe.com sitemizi ziyaret ederek oradan ders notlarına ulaşabilir. Ve bir başka videodan yeni konudan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyor ve konumuza geçiyoruz. Arkadaşlar ilk olarak ortak paydalardan, ortak bilgilerden hareket ederek ilerleyeceğiz. Şöyle, genel özellikleri şudur. Edatların, bağlaçların tek başına anlamı olmayan kelimelerdir. Peki nasıl anlam kazanırlar? Cümle içinde anlam ve görev kazanırlar edatlar, bağlaçlar. Genel anlamda arkadaşlar, bağlaçlar aynı türden, aynı görevden kelimeleri, cümleleri birbirine bağlar. Edatlar ise birlikte ...kullanılır. Böyle bir görevi yok. Daha çok birlikte kullanılma görevi var. Edatlar... ...genellikle birlikte... ...kullanılır diyoruz. Şimdi... E, ...hepinizin... ...hemen hemen bildiği bir şey vardır. Bağlaçlar cümleden çıkartıldığında... ...genelde anlam bozulmaz. Çok düşük bir yüzde de olsa... ...bazı sorularda... ...o anlamı oluşturamayabilirsiniz. E, evet, yüzde seksen... ...bu kuralı uygulayabilirsiniz ama yine de temkinli olmakta yarar var. Edatları ve bağlaçları birbirine karıştırmamamız lazım arkadaşlar. Karıştırılmasın diye de belli başlı notlardan ilerleyeceğiz. En çok kullanılan edat bağlaçlardan biri ile arkadaşlar. Eğer ile cümle içerisinde ve'ye eşitse bağlaçtır. Yani bu şu demek biz ile gördüğümüz yere ve getirebiliyorsak arkadaşlar bu bağlaçtır. Nedir o? Pazardan size elma ile portakal aldım cümlesinde. Elma ve portakal diyoruz. Evet oldu. O zaman bağlaçtır. Bu bir. İkincisi. Eğer ile gördüğümüz yere V'yi getiremiyorsak, yani ile V'ye eşit değilse o da edattır. Dersleri dikkatle dinliyor. Şimdi dikkat ve dinliyor olmadı o zaman edat. Okula servisle gidiyor. Servis ve gidiyor olmadı. O zaman edat. Kardeşiyle ve kardeşi ve sinemaya gidiyor olmadı. E, o zaman edat. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. E, niye bağlaça bir örnek verdim? Edata üç örnek verdim. ÖSYM e eski sorularda şunu da sorardı. Mesela derdi ki hangisinde ile fa cümleye farklı bir anlam katmıştır. Biz anlamlarından dolayı üç tane örneği tercih ettik. Dersleri dikkatle dinliyor. Burada cümleye durum anlamı kattı. Nasıl dinliyor? Dikkatle dinliyor. Okula servise gidiyor. Burada vasıta anlamı var arkadaşlar. Vasıta ya da araç anlamı. Kardeşiyle sinemaya gitti. Burada ne var? Kardeşiyle birlikte anlamında kullanıldı. O görevi verdi cümleye. Dolayısıyla üç farklı anlamda kullanmış olduk arkadaşlar. İleyim. Geçiyoruz. Bir başka kritik kelimemiz yalnız kelimesi. Hem edat olabilen hem de bağlaç olabilen bir kelime. Arkadaşlar eğer cümle içerisinde Yalnız kelimesi ama, fakat, lakin anlamına geliyorsa bu bağlaçtır. Buna ancak kelimesi dahil ama fakat anlamına geliyorsa bu da bağlaç. Şimdi şunu da unutmayınız. Bağlaç bağlar. Sen de git yalnız eve haber ver. Şimdi haber ver yüklem git yüklem. İki cümlemiz var burada değerli arkadaşlar. İki ayrı cümle var. İki cümleyi birbirine bağladı mı? Evet bağladı. Hangi anlamda? Sen de git ama ya da fakat fark etmez eve haber ver anlamında. Bir diğer örneğimiz çok uğraştım yüklem ancak onu ikna edemedim. Bu da yüklem. Arkadaşlar yine iki cümle arasında çok uğraştım Lakin diyebilirsiniz, fakat diyebilirsiniz. Onu ikna edemedim. Evet, bu birinci anlayışımız, birinci yaklaşım tarzımız. İkincisi yalnız kelimesi cümlede sadece anlamındaysa değerli arkadaşlar, edat olur. Artı ögeyi cümleyi bağlamaz. Öyle bir görevi yoktur arkadaşlar. Ögeyi cümleyi bağlamaz. Böyle bir fonksiyon yok. Aynı şekilde ancak kelimesi, bir kelimesi, tek kelimesi de sadece anlamına geliyorsa bunlar da edattır. Bakıyoruz örneğimize. Bu soruyu yalnız sen çözersin. Arkadaşlar yüklem çözersin değil mi? Evet. Şimdi bir defa yüklem bir tane var. Bu soruyu nesne, sen, özne. Burada yalnız kelimesi cümlede hangi anlamda kullanıldı? Sadece sen çözersin anlamında. işte bundan dolayı edattır. Diğer örneğimize bakalım. Onu ancak ben alabilirim. Yine bir yargısı yüklemi var. Nesnesi var, öznesi var. E, fakat iki yüklem yok iki aynı öge bağlanmadı. Onu sadece sen çözersin anlamında yine arkadaşlar burada da ancak kelimesi sadece anlamına geldiği için edat diyoruz. Beni bir sen anladın, sadece sen anladın o da oldu edat. Bu konuyu tek o anlamamış, tek gördüğümüz yere sadece diyoruz yine oldu işte edat. Evet arkadaşlar bir önemli edatımızı daha bu şekilde karşılaştırmalı olarak hem edat hem bağlaç diyelim hem edat hem bağlaç bunları karşılaştırmalı belirtmiş olduk geçiyorum şimdi e, ikili edat bağlaç mantığından sıyrılarak sadece edatlar üzerinden gidelim arkadaşlar biz ileyi görmüş olduk yalnızı görmüş olduk sadece anlamında olunca zaten edattı ancakı görmüş olduk, biri görmüş olduk, teki görmüş olduk. Şimdi bunlara ilave olarak gibi çok önemli bir edattır. İçin, kadar, e kadar, e karşı. Bakın kalıp var burada. Ya hocam bunlar çok fazla ne yapalım? Nasıl ezberleyelim diyen arkadaşlarımızı duyar gibiyim. Bakın şunlar demin anlattıklarımız. Bu birinci felsefemiz. İkincisi ya gibi için çok meşhur edatlar bağlaşlar. Lütfen bunları karıştırmayın. Sonrasında e sesiyle beraber kullanılanlar var. Bir kalıp olarak düşünün bunları. Üçüncü olarak. Sonrasında da den kalıbıyla yapılan edatlarımız var. Bunları da dördüncü felsefe olarak, mantık olarak yerleştirelim zihnimizde. Dört farklı modda arkadaşlar. Bunları ele alalım. Tamam mı? Evet, bunlara dikkat edelim. Şimdi belli başlıklarına örnek vereceğim. Fakat az önce ile de söylemedim kafanız çok karışmasın diye. Geçtiğimiz yıl ÖSYM şurada var zaten. ÖSYM ililerin hepsine bağlaç diyordu geçtiğimiz yıl. Ama Allah'tan ÖSYM o yanlışından döndü. Şey, ÖSYM diyorum ya TDK özür toparlıyorum. TDK hepsine bağlaç diyordu. O yanlışından döndü. ÖSYM ile aynı çizgiye geldi. İle eşittir ve ise bağlaç, ile eşit değil ve ise edat gibi. Şimdi sanki kelimesi var. Bir de değil kelimesi var. Bu noktada da problem yine şu an çözülmedi. Bazı kaynaklara göre sanki edattır. Değil edattır. ÖSYM Pardon. Tdk bir yerde buna bağlaş diyor. Bir yerde zarf diyor. D ile isim diyor. Böyle bir problem noktamız var. Buna şimdilik takılmayın derim. E, aklınızda bulunsun ama normalde sanki edat değil edat olarak e, bazı kaynaklara geçiyordu. Bu tür sorularda çelişkiye düşmemek için eleme usulüyle gidebilirsiniz. Evet. E, ...geldik örneklerimize. Onu sanki bir yerlerini hatırlıyorum. Yani hatırlıyor gibiyim anlamında. Buna edat diyebilirdik. E, böyle bir anlayışımız var. Gibi anlamını taşıdığı için. Ama o çelişkiyi de lütfen unutmayınız arkadaşlar. Buz gibi soğuk hava. Benzerlik ilişkisi. Bir de şu var. Sıfat grubu içerisinde yer aldı. Buz gibi hava. Bakın sıfat grubu içerisinde yer aldı. Öyle soru da gelebilir. Saat 10 gibi gel. Burada zarf grubu içerisinde yer aldı ama anlamı olarak cümleye civarında anlamını kattı. Topu tuttuğu gibi fırlattı yine zarf ama cümleye hemen anlamını kattı arkadaşlar. Geçelim. Virüs yayıldığı için evden çıkamadık. İçin çok önemli. Cümle anlamında da iş, iş, işinize yarayacak. Cümle anlamında da şöyle neden sebep anlamı var. Neden yayıldığından dolayı gibi bir anlam söz konusu. Seni görmek için gelmiştim. Eğer için gördüğünüz yere amaç getirebiliyorsanız amacıyla bu bir amaç cümlesidir. Arkadaşlar bunların hepsi edat zaten. Ama cümleye farklı anlamlar katıyor. Özelliği o zaten edatın. Yani bağlama fonksiyonu yok. Beraber kullanılıyor. Farklı anlamlar katıyor. Bir başkası senin için iyi biri diyorlar. Burada da hakkında anlamında kullanılmış arkadaşlar. Şimdi ÖSYM'nin bir sorusu vardı. Cevap şuydu. Bu yaşta onun kadar kuvvetli çocuk görmedim. E kadar kelimesi cümleye hangi anlamı katmış olabilir? E söyleyeyim. Onun ölçüsünde ya da derecesinde anlamında kullanılmıştır diye sorulmuştu. Böyle bir anlam katmış cümleye. Evet geçiyoruz. Sabaha karşı eve geldi. Şimdi sabaha karşı e karşı zamanın yönelmesi. Aslında doğru derken sabaha doğru zamanın yöneldiği an anlamında. Sabaha doğru, sabaha karşı. Şimdi bir dikkat var, uyarı. Cümleyi iyi okumanız lazım. Karşı kelimesi eğer ki karşı apartmanın görevlisi diye olursa sıfat olur. Evet. Okula doğru gidiyorum. Mekansal bir yönelme söz konusu. Akşama doğru yine zamansal bir yönelme söz konusu. Bir diğerimiz den dolayı, senden dolayı bu kursu tercih etmiş. E, sebep anlamı kattı. Ondan başka kimsem yok. Gayrı anlamında yine edat. Yine uyarımız var dikkat. Ondan Başka bir tutum bekliyordum. Nasıl bir tutum? Başka bir tutum. Arkadaşlar burada sıfat oldu. Bunlara dikkat edelim. Geçiyoruz şimdi bağlaçlar kısmına. Yine biz bağlaçlarla ilgili de bazılarında örnekler vereceğiz. Hatırlatalım ile'yi görmüştük, ve'yi görmüştük. Ee, yalnız kelimesi de zaten onu da yazayım. Biz yalnız da görmüştük. Bu ama fakat lakin anlamında olursa zaten yalnız kelimesi bağlaç oluyordu. Yani bunlar ikili olanlarda hem edat hem bağlaçtı. Şuradaki yalnızın türevleri diyelim. Bir de ile ile var. Bunu çağrışımlı şekilde, karşılaştırmalı şekilde pekiştirebilirsiniz. Geliyoruz Sonrasında bizim muhteşem üçlümüz var. D dahi bile. Evet. Sonra ki kısmımız var. Ki çünkü halbuki oysa, oysa ki meğer, meğer ki madem, madem ki gibi bunları da e, hatırlamakta yarar var. Son bahçemi bitişik yazılan ki'lerle ilgili e, bir e, kalıplaşmış ifadeydi. Oradan hatırlayabilirsiniz bunların çoğunluğunu arkadaşlar. Bir de ikili bağlaçlar var. Ne ne gibi, ya ya gibi, hem hem, ister ister gibi ya da bazen işte yah yah gibi ya da kah şeklinde ama eski dilde yah şeklinde kullanım vardı. Evet, bu bağlaçlarımız var. Geçiyorum. Ee, yine ÖSYM'nin sorduğu bir cümle vardı. Gazetedeki ilanı ben de görmüştüm. Şimdi Cümlede anlamı sormuştu. Anlam şuydu arkadaşlar, gibi eşitlik anlamında kullanılmıştır diye bir soruydu. E, tabii diğer şıklar görülmediği için size tuhaf gelebilir ama diğer şıklarla kıyasladığınızda mecburen bu cevabı işaretleyecektiniz. E, gazetedeki ilanı ben de gördüm. Başkası görmüş, onlar gibi ben de gördüm anlamında. Bir de e, D'yi çıkarıp e, ben bile gördüm diyebilirsiniz. Ben dahi gördüm diyebilirsiniz. Ayrı ya da bitişik yazılması yazım kurallarının konusuydu ama çıkarttığımız anlam bozulur mu? Ben görmüştüm, anlam bozulmadı. E buradan da kendinize bir yol bulabilirsiniz. Çalıştı da kazandı, sebep anlamı çalıştığından dolayı kazandı gibi bir anlam var. Bu soruyu sen de çözersin, sen bile sen dahi çözersin. Bakın bağlaç olan de hep bir ilave anlamı katıyor, ilave anlamı. Başkası yapmış, sen de yapabilirsin, o görmüş, ben de görebilirim gibi. Evet, kitap okumadı ki bir fikri olsun, bağlaç olan ki ayrı yazılıyor, açıklama okumadığından dolayı gibi bir anlam katmış. Sorulursa eğer bakarsınız, normalde işte metin veriliyor, bağlaç var mı yok mu, hangi sözcük türü var yok şeklinde daha net sorular geliyor anlamdan ziyade son yıllarda. Dışarı çıkarken ne şapkasını aldı ne şemsiyesini yine ÖSYM'nin sorduğu bir cümleydi bu arkadaşlar. Ne ne bağlacı ikili bağlaştır nesneleri bağlamıştır diye soruldu. Evet burada nesneleri birbirine bağladı. Ya şimdi beni dinlersin ya da çekip gidersin ya ya bağlacı cümleye şart anlamı kattı hem hem bağlacı nedir hem sınavı kazanmak istiyor hem ders çalışmıyor karşılıklı kazanmak istemek pozitif bir şey çalışmamak negatif bir durum bir eleştiri arkadaşlar zıtlıkları bağlamış oldu geldik ünlemlere şaşırma korku sevinç, heyecan ve benzeri anlamları ifade eden kelimeler şimdi sözcük türü olarak baktığımızda vay be bu bir ünlemdir. Yazım kuralları noktalama bağlamına bakarsak virgül konur, en sonu da ünlem getirilebilir. Peki hocam buraya bir ünlem gelmez mi? Gelebilir ama o zaman burasını büyük yazmanız lazım. Fakat ÖSYM'nin tercihi şudur arkadaşlar. Hey bir ünlemdir, eyvah bir ünlemdir. Şimdi şöyle bir cümle yazsam, bakın. Birden karşıma çıkmasın mı? Evet, ünlem işareti bu bir çıkmış sorunun cümlesi arkadaşlar. Çıkmış bir soru. Şimdi bu cümleyi buraya niye normalde örnek olarak yazmadım? Ünlemi var, evet var. Ama e, biz şu an gö neyi görüyoruz? Sözcük türlerini görüyoruz arkadaşlar. Birden kelimesi zarf, karşıma isim, çıkmasın mı fiil, mi, soru, eki. Burada ünlem yok. Aslında bu kadar detay hiçbir soru gelmedi. Ben sadece sizi düşündürmek istedim. Şurada sözcük türü olan bir ünlem yok. Cümlenin anlamında şaşırma var arkadaşlar. Ondan dolayı ünlem işareti doğru. Ünlem işareti farklıdır. Sözcük türü olan ünlem farklıdır. Sözcük türü olanlar işte şunlar. Vay, hey, eyvah, oh, oh be gibi. Bunlar ünlem sözcükleridir arkadaşlar. Evet, bunu da ayrıca belirtmiş olayım. Değerli arkadaşlar, bir konuyu daha sizlerle beraber bitirmiş olduk. Bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar, başarılar. Kanalımızda kalmaya devam ediniz.